Merhaba arkadaşlar, günaydın. Bugün Uludağ'a çıkacağız. Saat 8.30. Şu an heykele doğru devam ediyorum. Bir arkadaşımla buluşacağım, kahvaltı edeceğiz. Malum Uludağ biraz hakikaten zorlu bir yol. Bursa'da oturanlar daha iyi bilir. Yani gelmiş olan varsa da biliyordur sanırım. Uludağ yaklaşık, hani benim bulunduğum konumdan 35 kilometre kadar. Hani yolu kestim, yollar var yani. 35, yine ortalama 35. Zorluk derecesi orta diyeyim. Böyle aman aman abartacak rampalar değil ama sonuçta bir dağ tırmanıyorsunuz, öyle düşünün. Hani bisiklet kullanıp gelip çıkmak isteyen arkadaşlar varsa ona göre planlarını yapıp da gelsinler. Hadi sonra görüşürüz. Arkadaşlar şu an heykele geldim. Biraz tersten geldim sanki her zamanki gibi. Ben de nereden girdiğimi falan inan hiç anlamadım. Geldim ama dönüyorum gibi şu anda. Mehmet'le buluşacağız. Nerede şu an onu da göremedim. Ellerini kaldırmış karşıda. Var bir tane kesin bir, odur yani. Çapçal yani bak belli. Alo! Lan! Şeftali! Arkadaşlar Mehmet... Mehmet'i görmeseniz de olur, siktir et. Küfür etmek yoktu. Şimdi kahvaltı edeceğiz. Birazdan görüşürüz. Şimdi kahvaltımızı ettik. Şu an dağ yolunun başlangıcındayız. Yaklaşık işte buradan 30 kilometrelik bir mesafe var. Hava da güzel. Maşallah var. Böyle şehrin manzarasını da göstereyim. The world has been broke down. The world is just announced. Final time is now. The final time so bad. But I will not get down. For you can't force me now. Awakening is clear. I could show you. Arkadaşlar kameranın şarjı bitmesin daha. Yaklaşık 2 saatlik yolumuz var. Daha sonra tekrar açarım. Zaten inişi buranın akıcı olan. Çıkışı yaklaşık 3 saat sürüyor. İnişi de basarsanız yarım saat, 40 dakika içinde inersiniz. Sıkıntı olmuyor. Daha sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar lastiğimiz patladı. Biraz yürüdük. Yolda ATV'ci abilerle denk geldik. Lastiğimizi yaptılar. Ustamız şu an uğraşıyor. Lan. Reis bu işi biliyor. Şimdi yorumlarda küfür edeceğiniz biliyorum. Madem Uludağ'a çıkıyorsunuz niye lastik taşımıyorsunuz diye. Bugünlük böyle oldu. Bir saattir oturuyorduk neredeyse. Bisikletin son durumu da bu. Ama toparladı, sıkıntı yok. Bir saatlik falan da yolumuz var. Yolumuz bitince devam edeceğiz. Ustamıza teşekkür edelim. Görüyor musun? Arkadaşlar lastiği tamir ettik. Daha doğrusu abiler etti. Ya aslında normalde tepkisiz yediğim. Bugün işte sabah
aceleye geldi falan filan. Yamayı da, bombayı da, yapıştırdık da. Hepsini unuttuk. Hani hatta normalde hiç lastik taşırız yanımızda. Onu takarız patladığında. Daha sonradan değiştirdik. Bugünlük böyle oldu. Sağ olsun abiler, yardımcı oldular. Bundan sonra daha dikkatli olacağız tabii, o ayrı bir konu da. Bu bize yaklaşık bir saat kaybettirdi yolda giderken. Bir anda hani lastiğin yere sürttüğünü fark ettim. Durdum hemen tabii janta zarar gelmesin diye. İçinden cam benzeri bir şey çıkmadı. Ama işte patlamış. Cam girmiş veya çivi, bir taş neyse artık girmiş çıkmış. Sorun değil, hallettik onu da. Bundan sonra daha tedbirli olacağız. Şu an Uludağ Milli Parkı girişine geldik. Buradan yaklaşık yine birkaç kilometre vardır bilmiyorum tam da hani bir saatte gideriz. Normalde çıkışı 3 saatte yapıyorduk. Bugün 4 saate çıktık bu yüzden. Burada 5 lira para istiyorlar. Hani yanlış anlamayın, pintilikten değil. Bizimki biraz da sinir olmaktan dolayı geliyor. Her şeyden fazlasıyla alıyorlar zaten. Bari bisiklete göz dikmesinler. Buraya arabayla geliyoruz. Arabayla geldiğimizde parasını ödüyoruz. Bari bisikletten almasınlar. Ya bayağı var. Hani ortalama zaten 15-16 kilometre arası hızla gidiyoruz. Bir saatte 16 kilometre yapar bunlar. Şimdi 40 dakika bisiklet sürdükten sonra atıyorum hani 40 dakika, yarım saat o dik rampalar, insan durma ihtiyacı hissediyor ama birazcık sabredince durmadan da gidebiliyorsunuz. 11 kilometre kaldı. Şimdi rampada pek fazla aksiyon falan da olmuyor. Orman, doğa, güzel diye çekeyim dedim. Devam ediyoruz. İlk sarı alana gireceğiz. Bursa'da olanlar bilir. Orada biraz dolaşalım, dereye falan ineriz. Sonra tekrar sarı alandan çıkıp hani asıl Uludağ bölgesi, oteller bölgesine gideceğiz. Sonra da ineriz herhalde. Bu sefer geceye de bırakmayacağız işimizi. Geçen hafta pazar galiba okulların açılmadan bir gün önceki gündü. Pazar günü o güne denk geliyor. Evet. Çıktık. Akşam saat 5 gibiydi. Geceye kaldık tabi haliyle. Saat 10 gibi inmeye başladık. Hani bu yolda bir yerlerdeydi. Domuzlarla denk geldik. 7-8 tane domuz. Hani yalan olmasın. Duvarı görüyorsunuz. Kamerada yüksekliği nasıldır bilmiyorum. Şöyle duvara koşarak tırmandılar. Ben zaten bilimlerle yırttım. Önümden döndük. Birkaç kişiye de sordum. Domuz, canı yandığında daha çok ısınır domuz. Verimli tarakanlık varmış, Allah korusun. Arkadaşlar ben kamerayı kapatayım. Sonra açarım tekrardan, şarjı bitmesin. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şu an vardık. Şu Uludağ tabelası var. Uludağ 4 kilometre gösteriyor. Biz ama önce sarı alana gireceğiz. Ondan sonra tekrar buradan çıkıp Uludağ'a devam edeceğiz. Mehmet kardeşime bakar mısın? Ne kadar yok. Hadi daha fazla konuşmayalım. Rampa ineceğiz. Başlayalım. Hadi biraz titreyelim, gel. Titreme yapacağız şimdi.
Oba. Arkadaşlar vardı şu an sana alandayız. Karaoğlu'nun girişinden sonra meydana ulaşmak yaklaşık 3-4 km falan, çok fazla bir mesafe yok. Burada benim bir seçki tankım vardı ama nerede şu an bilmiyorum. Ama birkaç saat sonra soğuk. Buralarda öyle oluyor genelde. Hava bir anda soğuyor. Ama sıkıntı yok. Eşyamızı aldık yani. Ama işte bazen boşluğumuza geliyor. Böyle yama gibi önemli şeyleri, çok önemli şeyleri unutabiliyor. Sağlık olsun. Bakacağa gitmeyi düşünüyoruz az sonra. Duruma göre artık bir şeyler yapacağız. Karaman'daki bakacağa gidiyoruz. Neresem. Siktir et, bir şey demiyorum. Bir şey demeyeceğim ama. Evet, lastik mastik patlarsa bak, vallahi risk almamayacak. Yürüyecek. Buraya geçene kadar yürüyor. Tekrar bir şey dinlemeye gerek yok. Kalsın bu böyle. Helal sana be! Aslan aslan! Oğlum gel ama aşağısını görmedim ki. Gençler. Burası böyle. Hani fenadır, başa beladır. Manzarası da çok güzel. Bunun daha bir güzel yeri var. Orası da Çobankaya. Oteller bölgesi oluyor. Birazdan oraya da çıkacağız. Bir de oradan görürüz. Sen buraya ilk defa mı geliyorsun? Vallahi de. Efendim. Aga buradan bir yol var. Bursa'ya inen yol falan değil. Yani normal bir yol da güzel bir manzara çıkıyor orası.